Gel. Rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Ben Furkan Bey'e ulaşamadım da... bir bilginiz var mı acaba, bugün gelecek mi? Bir iki saate kadar burada olur. Sağ olun. Bunu sormak için mi geldin? Ben böldüm, kusura bakmayın. Önemli de... Önemli. Madem öyle, arayalım, seni bekletmesin o zaman. Yok, yani hiç gerek yok. Ben aradım ama cevap vermedi. Merak ettim sadece. O zaman mecburen bekleyeceksin. Kolay gelsin. Bizim dernek yemeğine sen de geleceksin değil mi? Melek? Ay, affedersiniz Aslı teyze, dalmışım öyle. Ay, bu evde de herkes dalıyor bu ara. Kötü bir şey yok değil mi? Yok. Aksine çok keyifliyim. İyi. Ne diyeceğim bak. Bizim derneğin yemeği var ya, onun davetiyeleri geldi. Seçemiyorum. Bir bak bakalım sen de. Tabii. Bak şimdi. Şu var. Aa, yalnız bu çok güzel. Güzel değil mi? Bak bir tane daha var. Onu göstereyim sana. Yok, açmıyor. Nasıl ulaşacağım ben ya? Otel ara kuzu. Belki oradadır. Doğru söylüyorsun. Arayayım. Alo, merhabalar. Ben Furkan Bey'le görüşmek istiyordum ama. Su mu istediniz? Ben de kahvenizi getiriyordum. Gelmişken ben alayım. Artık bisiklet kullanmaya gitmiyorsunuz. Hazır mısın? Hadi. Evet. Güzel gidiyorsun. Bırakıyorum. Beni sakın bırakma, olur mu? Ben de bir gün sevebilecek miyim? Yeniden birine güvenebilecek miyim? Ben de hayata dönebilecek miyim? Gitmiyoruz. Hemen öğrendi herhalde. Evet, öğrendi. Gayet başarılı. Kahve için teşekkürler. Maşallah, çabucak öğrenmişsin. Merhabalar, ben az önce de aramıştım da sizi. Furkan Bey'le görüşmek istiyordum. Hı-hı. Öyle mi? Teşekkürler. Ne oldu? Çok önemli bir toplantısı varmış. Bölemiyorlarmış. Neyse, mesaj atayım da görünce arar belki. Sağ ol. Yoruldun mu sen? Yok yok. Bu yorgunluk değil. Başka bir şey. De bakayım ne oldu? Ne diyeyim anne? Sanki bilmiyorsun. Ya beni buraya çağırırken o kadar emindim ki anlatacağına. Bu kafeyi devralırken birlikte işletiriz demiştik. Gelmiş onu anlatıyor bana.
Vallahi ben demiştim gene diyeceğim ama hoplayacaksın, zıplayacaksın. Bu saate kadar anlatmadıysa bu saatten sonra hiçbir şey anlatmaz. Boşuna bekleme. Tabii bir hesabı vardır. Sana anlatırsa nasıl görüşecekler? O zaman yürütemez gemisini, değil mi? Kerem bana bir şey söylemediyse bir sebebi vardır anne. Ne sebebi? Acaba hala Yıldız'a karşı bir şeyler mi hissediyor? Ya da bana karşı duygularından emin mi değil? Ben sana kaç gündür söylüyorum kızım. Bunlar aş nefişledeler. Bak, toptancıya diye çıkıp çıkıp gidiyor. Aç gözünü artık, aç. Hem burada çalışmayacaksın daha, değil mi? Boş ver. Hiç gerek yok. Kız nereye? Kız delirdin mi gene? Nereye gidiyorsun? Oya. Ay Allah. Ama artık hiç sen ben annem oyun oynamıyoruz ki. Çalışıyorum ama bir tane. Hep çalışıyorsun ama. Eskiden ne güzel oyun oynardık. Gene oynarız bir tane. İşlerin bitince ikimiz birlikte oynarız. Bir de annem, üçümüz. İşlerimi bitireyim ama önce, tamam mı? Ben sizle oyun oynamayı çok özledim ama. Ben bu bakışı biliyorum. Hep beraber oyun oynayacağız. Öyle mi? Ne oynayacağız peki? Hani sen, ben, Sinem oyun oynuyorduk ya. Kulağımıza söylüyorduk. Kulaktan kulağa. Evet. Hadi otur baba. Sen nereden biliyorsun bunu? Hatice teyze söyledi. Kestane kebap mı? Başka cevap mı? Kestane kebap, acele cevap. Evet. Bilmişim benim. Sıra annemde. Unuttum. Gel. Eteği pile pile, saçları da lüle lüle. Hadi unut, bana söyleme. Eteği pille pille. Hayır. Pile pile. Eteği pile pile, saçları da neydi? Lüle lüle. Eteği var pile pile, saçları da lüle lüle. Aferin bir tanemi. Yine ben.
Tamam, söylüyorum. Bekliyorum. Seni çok seviyorum. Anne hadi. Seni çok seviyorum.